Değerli dostlarım, herkese yeniden merhabalar. Yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet ünitemize devam ediyoruz. Değerli dostlar, ilk olarak baktığımızda taşra teşkilatına bakacağız. Çünkü biz merkezde işlerimizi bitirdik. Biz İstanbul'da işlerimizi bitirdik. Peki neresidir taşla? Taşra dediğimiz yer değerli dostlar, merkez dışında kalan her yere biz ne diyoruz? Taşra diyoruz değerli dostlarım. Bunun dışında Osmanlı Devleti'ndeki eyalet sistemine bir bakalım. Osmanlı Devleti'nin yönetim birimleri ne şekildeymiş? Önce onları büyükten küçüğe doğru bir ele alalım. Arkadaşlarım yönetim birimini öğreneceğiz. Bunun yöneticisini, güvenliğinden sorumlu kişiyi ve adaletinden sorumlu kişiyi birlikte bakacağız. İlk olarak baktığımızda Değerli dostlar, önce eyaletim var. Eyaletimi günümüzdeki bölge gibi düşünün. Örneğin Ege bölgesi gibi düşünün. Ege bölgesi gibi. Sancağı ise değerli dostlar günümüzdeki il gibi düşünün. Örneğin Manisa ili gibi düşünün. Kazayı günümüzün ilçesi gibi düşünün. Örneğin Manisa'nın Gördes ilçesi olsun, köyü ise atıyorum Pınarbaşı köyü olsun değerli dostlarım. E bu şekilde baktığımızda eyalet günümüzdeki Ege bölgesi, sancak günümüzdeki Manisa ili, kaza günümüzdeki Gördes ilçesi, köyü ise günümüzdeki Pınarbaşı köyü olarak özetledik büyükten küçüğe doğru da. Hocam bunlar yönetim birimleri büyükten küçüğe doğru. Buradan soru gelir mi? Gelir. Nasıl gelir biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'nin yönetim birimlerini verir bize sırasıyla. Klasik dönem yönetim birimleri der ve arkadaşlar. Bir yeri kapatır bize ya da bir yeri boş bırakır bize. Boş bırakıran yere hangisi gelecekler O yüzden biz bunu sırasıyla bilmek zorundayız. En büyük yönetim birimi eyalet. Daha sonra sancak. Daha sonra kaza. Sonra köy değerli dostlarım. Bunlar klasik dönem yönetim birimleridir. Peki bunların yöneticilerine bakalım. Güvenliklerine ve adaletlerine bakalım. Eyaletlerin yöneticileri beyler beydir arkadaşlar. En büyük yönetim birimi eyalet değil miydi? O zaman onun yöneticisi de beyler beyi. Yani Beylerin de beyidir. En büyük kişidir değerli dostlar. Peki sancağın yöneticisi çok da orijinal bir isim koymamışlar. Sancağın yöneticisi sancak bey değerli dostlar. Kazanın yöneticisi kadıdır. Arkadaşlar kadı normalde adalet işlerine bakıyor ama kazada arkadaşlarım bakın yönetim işleriyle de yine kadı ilgileniyor. Hiç aklınıza gelmiyorsa kazanın kağısını aldık. Kadının kağısını aldık. Yönetici kazada kadıdır. Peki gelelim köye köylerde yönetici ise Köy ketüdasıdır değerli dostlarım. Kimmiş? Köy ketüdasıdır. Zaten daha sonra ne olacak? Bu günümüzün muhtarı olacak. Peki gelelim güvenliğe. Arkadaşlar ben İstanbul'un işlerinden, İstanbul'un genel düzenini anlatırken size orada subaşı demiştim. Subaşı ne yapıyordu orada? Güvenliği sağlıyordu. Asesbaşı vardı bir de. Asesbaşı da gece güvenlikçisiydi. Şimdi değerli dostlarım buraya baktığımızda hem eyaletin hem sancağın hem eyaletin hem sancağın hem kazanın Güvenliğini sağlayan kişi subaşıdır değerli dostlar. Ne yapıyormuş bu adam? Güvenlikçiymiş. Eyalette de, sancakta da, kazada da güvenlikçi subaşı ama her tarafa subaşı gönderemem ki ben. Ne yapacağım köy için? Köyün güçlü çocuklarından birini seçeceğim ve diyeceğim ki sen yiğit bir evlatsın. Yiğit başı olarak bu köyün güvenliğini sağla diyeceğim. O zaman köylerin güvenliğinden yiğit başı sorumludur. Gelelim adalete. Değerli dostlarım bakın yine aynı şey var burada. Eyalette de, sancakta da, kazada da adaletten sorumlu kişi kadıdır değerli arkadaşlarım. Ama Osmanlı Devleti her tarafa kadı gönderemez ki. O yüzden ne yapıyor Osmanlı Devleti? köylere kadı değil de kadının naibini yani vekiliğini gönderiyor değerli dostlar. O zaman unutmuyorum. Büyükten küçüğe doğru. Eyalet, sancak, kaza, köy diye sıralıyorum. Aklıma gelmiyorsa eyalet Ege bölgesi, sancak Manisa ili, kaza Gördes ilçesi, köy Pınarbaşı köyü dedim büyükten küçüğe doğru. Peki hocam eyaletin yöneticisi Beylerbeyi e sancağın sancak beyi, kazanın kadı, köyün köy ketüdası. Güvenliğe baktığımda zaten eyaletin sancağın kazanın güvenliğinden subaşı sorumlu ama köyün güvenliğinden yiğitbaşı sorumlu. Adalete baktığımda eyaletin sancağın kazanın adaletinden kadı sorumlu, Köyün adaletinden ise her tarafa kadı gönderemeyeceğimiz için kadının naibi yani vekili sorumludur. Şimdi değerli dostlar burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bakın şurada bir farklılık var. Kazalara baktığımızda kazaların hem yöneticisi kadıdır hem de adaletinden sorumlu kişi kadıdır. Normalde kadı sadece adaletten sorumludur ama kazalarda yöneticilik, idarecilik de yapar değerli arkadaşlarım. Bu da farklı bir bilgidir karşımızda gelirse lütfen bizi şaşırtmasın. Şimdi hocam bu bu klasik dönem anladık da daha sonra bakın çeşitli vilayet nizamnameleri yayınlandı. Özellikle 1871 vilayet nizamnamesini önemli buluyorum. Çünkü 1871 vilayet nizamnamesi ile kaza ile köyün arasına nahiye diye bir bilim eklendi. Kaza ile köyün arasına nahiye diye bir birim eklendi. Şimdi bakın Eyalet Ege Bölgesi, sancak Manisa ili, kaza Gördes ilçesi, köy Pınarbaşı köyüydü. Ama bizim önceden bir de kasabalarımız vardı, değil mi? Hani ilçeden küçüktü ama köyden büyüktü, belediyelikti böyle. İşte oralar günümüzün ya da buradaki nahiyeleri oluşturuyor değerli dostlarım. İlçeden küçük ama köyden büyük. İşte bakın 1871 vilayet nizamnamesi ile Bakın kaza ile köyün arasına ne girmiş? Nahiye girmiş. Buna dikkat ediyoruz. Tam olarak hangi araya girdiği de önemli. Kaza ile köyün arasına giriyor. Peki 1871 Vilayet Nizamnamesi ile ben bazı değişikliklere gidiyorum. Neymiş bu değişiklikler? Mesela Önceden benim eyaletim vardı. Ben artık onu ne yaptım? Vilayet yaptım değerli dostlarım. Vilayet yaptım. Ve o vilayetin yöneticisi kim oldu 1871'de? Vali oldu. Peki... Arkadaşlar önceden benim sancağım vardı. Sancağım 1871'de Liva oldu. Liva oldu. Ve Livaların yöneticisi de mutasarrıf oldu. Kimmiş? Mutasarrıf olmuş livaların yani sancakların yöneticisi. Gelelim kazaya. Kazanın yöneticisi önceden kadıydı. Şimdi ise kaymakam. Yine bakın K, K benzerliğini görüyoruz. Kazaların yöneticisi 1871 vilayet nizamnamesiyle kaymakam olmuş. Gelelim nahiyeye. Değerli dostlar nahiye kaza ile köyün arasına 1871 yılında eklenmişti. Nahiyenin yöneticisi ise nahiye müdürü dediğimiz kişidir. Ve köyler. Köylerin yöneticisi, yöneticisi normalde köy ketüdasıydı. Ama burada köylerin yöneticisi artık günümüzdeki muhtarlar oldu 1871 vilayet nizamnamesiyle. O yüzden 1871 vilayet nizamnamesi önemlidir dostlar. O yüzden buradaki yöneticileri ve isimleri lütfen bilelim. Özellikle kaza ile köyün arasına nahiyenin eklendiğini bileceğiz. Gelelim mütesellimlere. Mütesellimler neymiş? Değerli dostlar, bakın beyler beyi veya sancak beyi. Buradaki beyler beyi ya da sancak beyi eğer görevi için başka bir yere giderse, görev için başka bir yere giderse ona vekalet eden kişiye ben mütesellim diyorum. Hmm. Beyler beyim ya da sancak beyim görev için başka bir noktaya gittiğinde ona vekalet eden kişi mütesellimmiş. Kimmiş? mütesellim. Kime kime vekalet ediyormuş? Beyler beyine ve sancak beyine vekalet ediyormuş. Peki hocam bu mütesellimi biz çok az duyduk. Bu ne zaman başladı? Mütesellim uygulaması genel olarak 2. Mahmut döneminde başlamıştır. Tanzimat döneminde ise bitmiştir değerli dostlarım. Ne zaman başlamış 2. Mahmut döneminde? Ne zaman bitmiş? Tanzimat döneminde. Peki 2. Mahmut arkadaşlar ne yapmıştı? Ayanlarla senede ittifakı imzalamıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Ya da zaten ben zamanı geldiğinde anlatacağım. İşte orada ayanlık dediğimiz köy ağalığına benzer bir sistem var. İşte bu mütesellimler değerli dostlar. Ayanların sivrilmesinin önünü açmıştır. Çünkü bu kişiler bulundukları bölgede güçleniyorlar. Güçlendikten sonra da ne oluyorlar? Ayanların sivrilmesinin önünü açıyor bu mütesellimlik sistemi. Bunu da bileceğim. Şimdi gelelim değerli dostlarım eyalet yönetimine. En çok karıştırılan konular arasında yer alır kendisi. Hocam, salyaneni eyalet ne? Sal, salyanesiz eyalet ne? Allah aşkına bana bunları bir öğrettin bana. Tamam öğreteceğim ve lütfen ön yargılı olmayın. Oldukça basit. Şimdi arkadaşlar salyaneli eyaletlerim var. Salyanesiz eyaletlerim var. Bir de imtiyazlı eyaletlerim var. Ona da değineceğiz. Ama arkadaşlar salyane. Buradaki sal ne demek sal? Buradaki sal yıl demek. Yıl demek. Dolayısıyla salyaneli ise o yıllıklıdır. Salyanesiz ise yıllıksızdır. Hocam bu yıllık ne? Hani biz şimdi aylık alıyoruz ya. Bunlar da yıllık alıyorlar. Yani maaşlı maaşlı. Bu buralar arkadaşlar bakın salyaneli olanlar yılda bir kez devlete para veriyor. Salyanesiz olanlar o parayı vermiyor. Yani maaşlı buralar buralar devlete maaş ödüyor. Salyanesizler ise devlete maaş yani para vermiyor. Peki hocam bu para verip alma olayı nasıl oluyor ona da değineceğiz. Şimdi Salyaneli eyaletler merkeze uzak eyaletlerdir. Ben burada tımar sistemini hani Türk İslam'da göstermiş olduğum bir iktidar sistemi vardı. Topraktan asker yetiştirdiğim sistem. İşte ben Merkeze uzak yerlerde o iktidarın değişmiş hali, adı değişmiş hali. Tımarı uygulayamam. Uyguladığımı düşünelim. Şuraya bir gelelim. Arkadaşlar salyaneli eyaletler merkeze uzak eyaletlerdir. Mesela Kuzey Afrika'da bulunan Mısır, Tunus, Cezayir gibi yerlerdir. Yani şuralardır. Ben burada tımar sistemini önceki adıyla ikta sistemini uyguladığımı düşünelim benim. Ben buraya işledim. Buradan asker çıkardım değil mi ben? Asker çıkardım ben buradan. Ben savaşa gideceğim diyelim. Bu asker buraya geliyor. Buradan gemilere biniyor, Akdeniz'i geçiyor, Antalya civarına geliyor. Oradan yola devam ediyor. Merkeze İstanbul'a geliyor. Oradan da atıyorum baltanlara savaşa gidecek. Yahu bu zulüm olur adama. O yüzden ben uzak yerlerde tımar sistemini uygulayamam. Tımar sistemini uygulayamadığım için de öyle yerlerde ne yapıyorum değerli dostlarım ben? İltizam sistemini uyguluyorum. O topraklara da mukata toprak adını veriyorum. Nasıl yani hocam? Bakın şimdi. Değerli dostlar benim burası merkeze uzak eyaletim. Ben burada tımar sistemini uygulayamıyorum. Tımar sistemini uygulayamadığım için de diyorum ki o bölgenin zenginleri gelsin bakalım ihale açıyorum diyorum. Buradaki 3 kişi arkadaşlar bu bölgenin zenginleri bu üç kişi İstanbul'a geliyorlar. Diyorum ki onlara buradaki topraklarım, buradaki mukata topraklarım için bana ne kadar para ödeyeceksiniz diyorum. Bu diyor ki 100 bin altın. Bu diyor ki 50 bin altın. Bu diyor ki 25 bin altın. En çok hangisi verdi parayı bu verdi. İşte ben buna diyorum ki tamam diyorum iltizam sisteminde benim görevlendirdiğim kişi sensin. Yani senin adın artık mültezim oldu değerli dostlarım diyorum. Bu bana 100 bin altını veriyor. Sonra buraya geri geliyor. Buradaki toprakları işletiyor. 150 bin altın kazanıyor. Ve 50 bin de kar etmiş oluyor. İşte biz bu sisteme iltizam sistemi diyoruz. İltizam sistemi merkeze uzak eyaletlerde ve mukata topraklarında uygulanır. Ve iltizam sistemindeki görevliye müntezim adı verilir değerli dostlarım. Peki ben bu adamdan bir yıllık 100 bin altını aldım mı? Aldım. E o zaman ben bu parayı hazineye mi alıyorum? E evet. O zaman salyaneli eyaletler yani buradaki eyaletler devletin nakit para ihtiyacını karşılamaz mı? E karşılar. Peki ben buradan asker yetiştirdim mi? Hayır. Asker yetiştirirsem o asker nasıl savaşa gidecek? O yüzden salyaneli eyaletlerde asker yetiştirilmez. Asker getirisi yoktur. Bir daha ele alıyorum. Salyaneli eyaletler maaşlı, yıllıklı eyaletlerdir. Neden yıllıklı diyorum? Bana 100 bin altın ödediği için yıllıklı diyorum. Ben ona maaş ödemiyorum. Ben devletim o bana veriyor buradaki topraklarım için. Anlaştık mı? Salyaneli sal yıl demekti. Yani bunlar bana para ödediği için maaşlı eyaletlerdi. Merkeze uzak mı yakın mı? Uzak. Yakın olsa zaten tımar sistemini uygular oradan asker yetiştiririm. Uzak olduğu için tımar sistemini uygulayamıyorum. O yüzden ben buradaki mukata topraklarımda iltizam sistemini uyguluyorum. İltizam sistemini ihaleye açıyorum. Orada bir kişi fazla parayı veriyor ve oradaki yönetici mültezim oluyor. Devlete nakit para verdi mi? 100 bin altın verdi. Nakit para verdiği için de devletin nakit para ihtiyacını karşıladı mı? Salyaneli eyaletlerdeki mukata toprakları ve iltizam sistemi karşıladı. Peki değerli dostlarım ben asker yetiştirdim mi buradan? Hayır yetiştirmedim. Merkeze uzak askeri getiremem. Ta başkenti oradan da Balkanlara götüremem o askeri. Bunlar Salyaneli eyaletlerdir. Yani yıllıklı eyaletlerin özellikleridir. Şimdi gelelim Salyanesiz eyaletlere. Salyanesiz eyaletler neresidir değerli dostlarım? Merkeze yakın yerlerdir. Mesela Az önceki yıllıklar merkeze uzak dedim ya. Nereler var? Mısır. E Kuzey Afrika'da. Tunus. Kuzey Afrika'da. Trablusgarp Kuzey Afrika'da. Cezayir. Tra Bunların hepsi Kuzey Afrika'da. Dolayısıyla bunlar merkeze uzak. Ama salyanesizler öyle mi? Salyanesizler burnumuzun dibinde. Anadolu mesela yakın mı bana? Yakın arkadaşlar. Peki bana Musul yakın mı? Yakın arkadaşlar. Peki bana Rumeli yakın mı? Yakın. O yüzden ben... Bana yakın eyaletlere salyanesiz eyaletler diyorum. Yani yıllıksız eyaletler diyorum. Çünkü ben oradan yıllık bir para almıyorum. Para almak yerine oraya tımar sistemini uyguluyorum. Mesela bir bakalım. Bunlar maaşsızdır para vermedikleri için merkezde yakın eyaletlerdir. Musul gibi, Anadolu gibi, Rumeli gibi. Peki ben salyanesiz eyalet salyaneli eyaletlerde mukataa topraklarını uyguluyordum. Değil mi? Buradaki toprakları 100 bin altın karşılığında vermiştim az önce. Ama ben tımar sistemini nerede uygularım? Dirlik topraklarında uygularım. Yani salyanesiz eyaletlerde hangi tür toprak varmış? Dirlik toprağı varmış. Peki ben salyanesizde iltizam sistemini mi uyguluyorum? Hayır. Neyi uyguluyorum? Tımar sistemini uyguluyorum. İşte buradaki yönetici de tımarlı sipahidir. Peki ne yapıyorum ben? Örneğin arkadaşlar burada topraklarım var benim. Bu toprağı işletiyorum. Oradaki halka tımarlı sipahi aracılığıyla. Oradan arkadaşlar ürün üzerinden vergi alıyorum. O ürünü paraya çeviriyorum. Devlet adamlarının maaşlarını ödüyorum. Bunun yanı sıra ücretsiz bir ordu kuruyorum. O ordu savaş zamanı savaşa geliyor, barış zamanı güvenliği sağlıyor ve merkezi otoriteyi arttırıyor. Bu sisteme de tıpkı iktanın devamı niteliğindedir tımar sistemi diyoruz Osmanlı Devleti'nde. Bunun yöneticisi de kim? Tımarlı Sipahi. Peki Hazineye nakit para getirir mi? Hayır. Ben buradan kalan parayla asker yetiştirdim. Hazineye gönderecek para kalmadı ki. O yüzden değerli dostlarım, hazinenin nakit para ihtiyacını karşılamaz ama hazine devletin asker ihtiyacını karşılar. Nerelerde oluyor? Anadolu gibi, Musul gibi, Rumeli gibi yakın yerlerde oluyor. Şimdi bir kıyaslayalım ikisini değerli dostlar. Bir bakalım. Salyaneli eyaletler yıllıklı eyaletlerdi. Salyanesiz eyaletler yıllıksız eyaletlerdi. Yani ben buradan maaş alıyordum devlet olarak. Salyaneli'den yıllık para alıyordum ama Salyane sizden almıyordum. O yüzden onlar maaşsızdı. Ben bunlar neden yıllık para alıyordum? Çünkü tımar sistemini uygulayamıyorum merkeze uzak. Ama Salyanesiz'den para almıyorum. Çünkü merkezde yakın orada tımar sistemini uyguluyorum. Burada ise iltizam sistemini uyguluyorum. Peki Salyaneli eyaletlerde yani devlete nakit para getiren topraklar mukata topraklardır. Ama salyanesiz eyaletlerde tımar sistemini uyguladığım topraklar dirlik topraklardır. Oradan asker yetiştiririm para değil. Ve arkadaşlar ben Mukata topraklarda yani merkeze uzak topraklarda iltizam sistemini uyguluyorum. Devlete nakit para getiren sistemdir. İhaleye çıkıyordum ve o ihaleden gelen kişiler arasından birini seçiyordum ve o bana 100 bin altın veriyordu. Gidip burada kendisi halkı çalıştırıyordu. 150 bin altın kazanıyordu. 50 bini onun kârı oluyordu. Yani devlete nakit para getiriyor mu salyaneli eyaletler? Evet getiriyor. Ama salyanesizler nakit para getirmiyor. Peki salyaneli eyaletler, merkezi uzak eyaletler. Devlete asker getirir mi? Hayır. Çok uzak. Ben Kuzey Afrika'dan İstanbul'a, oradan da Balkanlara askeri nasıl götüreyim? Dolayısıyla ben burada iltizam sistemini uyguluyorum ama yakın eyaletlerde tımar sistemini uyguladığım için bana asker getirir, asker ihtiyacımı karşılar diyorum değerli dostlarım. Salyaneli eyaletler ve salyanesiz eyaletler bu şekildedir. Üzerinde oldukça durduğumuzu düşünüyorum değerli dostlar. Yine de Yine de anlamadığınız bir şey olursa yorumlara lütfen belirtin. Yine açıklamaya çalışırım değerli dostlarım. Peki hocam bu kadar mı eyalet? Hayır. Salyaneli var merkeze uzak. Salyanesiz var merkeze yakın. Bir de değerli dostlarım ne var? Bir de imtiyazlı eyaletlerim var benim. İmtiyazlı eyaletlere baktığımda üç tür imtiyazlı eyaletim var. Yani ayrıcalıklı eyalet. Onlara bir takım ayrıcalıklar vermişim. Örneğin, örneğin, Kırım. Kırım dediğim eyalet arkadaşlar. Kırım dediğim yer bana vergi vermez. Onlar da Türktür. Bana vergi vermez ama Türktür dedim. Yani savaşçıdır. Bana asker verir. O zaman onun ayrıcalığı ne vergi vermemesi? Tamam. Eflak Boğdan'a bakalım. Eflak Boğdan dediğimiz yerin insanları Türk değil ki. O yüzden ben onlardan vergi alıyorum ama asker almıyorum. Bakın onun da imtiyazı asker vermemesi. Kırım vergi vermiyor, asker veriyor. Eflak vergi veriyor, asker vermiyor. Bir de Hicaz var. Hicaz ise kutsal topraklardır değerli dostlarım. Onların ayrıcalığı elbette çok yüksek. O yüzden Hicaz'dan asker de almam, vergi de almam. Bunlar da benim imtiyazlı eyaletlerimdir dostlarım. Şimdi gelelim malikane sistemi nedir? Bunun üzerine konuşalım. Arkadaşlar malikane sistemi dediğimiz sistem toprağın ömür boyu bir şahsa verilmesidir. Bakın. Nasıl yani hocam? Yani ben toprağı ömür boyu o adam ölünceye kadar veriyorum ona. Hani iltizama 2-3 seneliğine bir seneliğine veriyordum ya. Heh, malikanede ise ona ömür boyu veriyorum o toprağı. Yani o toprak o adamın malikanesi oluyor. Ölünceye kadar onun oluyor o toprak. Malikane sistemi budur değerli dostlarım. İltizamın uzun halidir. Peki para alır mıyım? Elbette devletin nakit para ihtiyacını karşılıyor bu da. Burayı da yazalım. Nakit para diyelim. Şimdi gelelim arkadaşlar muhassıllık. Muhasıllık sistemi ise değerli dostlarım toplanan vergilerin doğrudan hazineye gönderilmesidir. He. O zaman muhasıllık sistemi dediğinde ben şunu düşüneceğim. Hasılatı toplayın diyeceğim hasılatı. Hasılatı toplayın diyorum. Yani toplanan vergilerin doğrudan hazineye gönderilmesidir. Ben bunu neyin yerine getirdim? İltizamın yerine getirdim. Önceden uzak eyaletlerde adamları çağırıyordum. Gelin diyordum sizi ihaleye sokacağım diyordum. 100 bin altın verene yani en çok parayı verene veriyordum oradaki toprakları atıyorum bir sereniyle. Ama daha sonradan iltizam sistemi de bozulunca ben onun yerine muhassıllık sistemini getirdim. Muhassıllık sisteminde diyorum ki toplanan verginin derhal hepsinin buraya gönderilmesini istiyorum diyorum. Bütün hasılatı gönderin diyorum. Neyin yerine getirmişim muhassıllık sistemini? İltizamın yerine getirmişim değerli dostlar. Burasını da hallettik. Şimdi gelelim Osmanlı devletindeki yöneticilerimize. Değerli dostlar bakalım. Osmanlı devletinde bazı yerler var. Bunların bazı yönetici ünvanları veya bu yerlere verilen ünvanlar var. Bir bakalım. Arkadaşlar Eflak ve Boğdan'a ben memlekete in diyorum. Yani bakın en buradaki çoğul ekidir. İki memleket. Eflak ve Boğdan'a ne diyormuşum? Memlekete in diyorum. Mesela arkadaşlar bunların yöneticileri neyse Voivoda diyorum. Ne diyormuşum? Voivoda. Kimi hatırlıyorsunuz burada? Üçüncü Vilad Tepeş'i hatırlıyorsunuz değil mi? Kazıklı voyvoda. İnsanları kazığa oturtuyor değerli dostlarım ve bu şekilde cezalandırıyor. Bu şekilde öldürüyor. Bununla ilgili size bir ee, olay anlatayım. Değerli dostlar bu adam 3. Vilad Tepeş dediğimiz kazıklı voyvoda dediğimiz adam Balkanlarda neredeyse terör istiyor ve kazığa insanları oturtarak öldürmesiyle meşhurlaşmıştır bu adam. Bir gün yemek ziyafeti veriyor ve bu yemek ziyafetinde arkadaşlar bir tarafta da insanları kazığa oturtarak öldürüyor ve bu şekilde ziyafeti yani yemek ziyafetini çeken insanlara da görsel şölen sunduğunu söylüyor. Kazıklardan birini boş bırakıyor arkadaşlar ve bekliyor. Vlad Tepeş sadece bekliyor. Neyi bekliyor biliyor musunuz? O sorunun gelmesini bekliyor. O kazıklardan biri niye boş diyen kişiyi o kazığa oturtarak öldürüyor değerli dostlarım. Böyle saçma sapan ve cani bir adamdır. Üçüncü Vlad Tepeş yani kazıklı voyvoda. Yani Drakul olarak geçen o adam işte. Değerli dostlarım. Ne diyormuşum? Eflak ve Boğdan'a memlekete in diyormuşum. Ve değerli dostlar oranın yöneticisine Voyva diyormuşum. Gelelim buraya. Hicaz Yemen'e ben ne diyorum? Harameyn diyorum. Harameyn. Ve değerli dostlar Hicaz'daki yöneticilere emir diyorum. Hicaz emiri. Gelelim Mısır'a. Mısır yöneticilerime Hidiv adını veriyorum. Neymiş? Hidiv. Cezayir yöneticilerine bu gayet komik. Cezayir yöneticilerine dayı adı veriliyor arkadaşlar. Neymiş? Dayı adı veriliyor. Kırım yöneticilerine ise han ya da giray adı veriliyor. Han Kırım Hanı ya da Giray adı veriliyor değerli dostlarım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tunus, Trablusgarp, Cezayir. Bakın TTC TTC Tunus, Trablusgarp, Cezayir. Bu üç yer Kuzey Afrika'dadır ve bunlar garp ocakları olarak bilinmektedir. Tunus, Trablusgarp, Cezayir neymiş? Garp ocaklarıymış.